Benekli ve hilebaz eşek yarışıyor. Benekli, benekli, ne haber? Ne yiyorsun? İyiyim hilebaz. Gördüğün gibi ot yiyorum. Canım çok sıkıldı benekli. Seninle bir yarışma yapsak ne dersin? Yarışma mı? Ne yarışması? Koşu yarışı. İkimiz aynı anda başlayacağız. Ve yarışı ilk bitiren kazanacak. Peki ödül ne olacak? Ödül olarak da... Ödül yok. Ama kim kaybederse bu akşam dışarıda yatar. Ne dersin? Bu işte başka bir şey var ama... Hadi bakalım göreceğiz. Tamam hilebaz, olur. Ama hile yapmak yok, tamam mı? Tamam benekli, hile yok. Zaten seni her türlü yenerim. Çok hızlıyım ben. Ve bu akşam dışarıda yatmak zorunda kalacaksın. Yarış ne zaman peki? Bir saat sonra köprüye giden yolda buluşalım. Köprüye ilk varan kazanır. Bütün arkadaşlarımıza haber verelim de onlar da benim nasıl kazandığımı görsünler. O kadar emin olma hilebaz. Ben de kendime güveniyorum. Ama bir şartım var. Şart mı? Ne şartıymış o? Yeşil kuş hakem olacak. Biz yarışırken o da yukarıdan yarışı takip edecek. Hakem mi? Tamam olur. Yeşil kuş hakem olsun. Ben nasılsa çok hızlıyım. Nasıl hızlı koştuğumu yukarıdan görsün. Haydi bakalım hilebaz. Herkes bizi bekliyor. Yeşil kuş da geldi. Sen nerede kaldın? Geldim. Geldim benekli. Kendimi yarışa hazırladım da yorulmuşum ancak gelebildim. Hazır mısınız? 3, 2, 1, başla. Yok yeşil kuş. Fakat ayağım biraz ağrıyor. Ne olduğunu anlamadım. Bir anda kaymaya başladım. Of! Yarışı da kaybettim. Bu akşam dışarıda yatmak zorunda kalacağım. Benekli, sana kötü bir haberim var. Yarışa başladıktan kısa bir süre sonra arkadaşım Akkanat geldi yanıma ve eşeğin yola yağ döktüğünü söyledi. Ben sana haber verene kadar sen de kayıp düştün. Çok özür dilerim, yetişemedim. Nasıl yani? Eşek yola yağ mı dökmüş? Desene yine yaptığı hilebazlığını. Ama Allah bunların hepsini görüyor. Of, of, en büyük hata bende. Yarış eğlenmek için, oynanmak için yapılır. İddiaya girerek yarış yapılmaz ki. Üstelik hilebaza nasıl güvendim ben? Of, kendime çok kızıyorum yeşil kuş. Üzülmenin sırası değil benekli. Bir daha iddiası olan bir yarışa katılmazsın. Bundan da ders almayı unutma. Ben hemen gideyim hilebaz eşeği bulayım. Bakalım neler yapmış. Hilebaz eşek, ne oldu? Çukura mı düştün? Of, evet yeşil kuş, lütfen yardım edin, beni buradan kurtarın. Tüm bunların başına neden geldiğini biliyor musun? Taşa takıldım ve düştüm. Başka neden gelebilir? Of, lütfen yardım edin.
Kötülük eden kötülük bulur hilebaz eşek. Hiç duymadın mı bu sözü? Benekli kayıp düşsün diye yola yağ dökmüşsün. O da kayıp düştü. Sen de cezanı hemen buldun. Ben gidip çiftlik sahibine haber vereyim de seni buradan kurtarsın. Ama biraz burada kal. Kötülüğünün cezasını çek. Ne olur yeşil kuş, hemen haber ver. Beni kurtarsın buradan. Yeşil kuş, bir daha anladım ki iddiaya girerek yarış olmaz. Ve kötülük yapan kötülüğünün cezasını er ya da geç çeker. Allah her şeyi görüyor.